Erdoğan'ın yaşadığı ev olduğuna göre bir eş zamanlı bir arama çalışması yapılması bekleniyor Gökhan. Antalya polisi mi gelecekmiş? Antalya polisi gelecek Müge Hanım. Soruşturmayı yürüten savcının verdiği talimat doğrultusunda polis ekipleri bugün sabah saatlerinde harekete geçti bilgisi ulaştı az önce. İki nokta var polisin hedefinde. Birincisi Isparta'daki Feluga Hanım'ın kalmış olduğu, bize de göstermiş olduğu o apart daire olacak. Ardından ise polisin hedefindeki nokta Şarkı Karaağaç'taki 1144 Ulu Sokak'taki bu arkamda görmüş olduğunuz apartmanın ikinci katı olacak. Panjurları kapalı, içinde ne olduğu belli olmayan o demir kapalı evi polis açacak ve günlerdir merak edilen o soruların cevabına yanıt arayacak. Biz de buradaki gelişmeleri an be an takip ederek sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız. Evet Gökhan, zaten İnşallah. Bu İnşallah. Kepez'de İnşallah. Gerçekten çok zorlu ve çok büyük bir arama çalışması yapmıştı emniyet yetkilileri. Ama tabii o kadar geniş bir alanda Asım amcanın izine rastlanması oldukça güç, biraz şans işiydi. Evet. Ama çok aradılar, şimdi bunu söylememiz lazım. Çok büyük bir aramaydı o. Şimdi bakalım bu evde inşallah bir parmak izi, bir iz, bir kasadan bir iz, bir şey çıkarsa bakalım kasa yerinde duruyor mu? Evet. Ya da orada yani demek başka ki tek şey merak eden oldu? Ben değilmişim, dün söyledim ve bugün teşekkür ediyorum Sayın Savcımıza da onun talimatıyla. Gerçekten yani bu altıklar çıksın fiyatıyla. Boşuna değil. Teşekkür ediyorum Sayın Savcımıza. Bakalım bu evden ne çıkacak? Yani eğer bu evde kasa açıldıysa, bu evden kasa götürüldüyse o zaman götürülme daha komplike bir şeyden bahsettiğimizde evet. O gizemli odada bir takım emarelerin bana göre suç kanıtlarının tespit edileceği ümidindeyim. İnşallah da olayı aydınlatmaya kafi gelecek derecede bir takım şeyleri bulacaklar. İnşallah yani bir şey olur. Ama anladığım kadarıyla bu şifreli bir kasa değil, götürülmesi için bir neden yok yani. Anahtarları da kendilerindeyse açtılar oradan. Ama bakalım içi boş mu dolu mu? Ha, ne vardı? Öncesini bilmediğimiz için sonrasını da pek bilemeyiz artık. Ben anahtarı bulamamış olma ihtimalleri üzerinde de duruyorum açıkçası. Çünkü Benim lafınızı unutmayın. Benim merak ettiğim şu. Şimdi Asım amca yaşındaki hiç kimse benim Şarkı Karaağaç'ta kasam var demez. Hayır, başını da kessen evet. Demez. Demez. Öyledir yani o yaş demez, grubu. Demez tabii, der mi? Demez. Şimdi o kasanın orada olduğunu nereden öğrendiler? Şimdi benim aklımda çok daha deli sorular var yani. Nereden o kasanın o... Var, şimdi bir evde bir kasa var. Antalya'da bir evin var. Isparta'da aslında yaşadığın ev var. Bir de Şarkı Karaağaç'taki bu ev var. Peki kasa hangi evdeydi? Şimdi o hani siyah paltolu iki kişi bu evi nereden bildi de o gece oradan çıktı? Normal olarak ben... o kasanın orada bulunduğunu bilen bir Asım Bey... Bir de hanımefendi. Onun dışında kimsenin bilmemesi gerekir. Ama muhtemeldir ki babam zaten bu çözecek. Yani Antalya'ya giderken Necla, kardeşin Necla'ya söylemiş ya paraları aldım çantaya falan diye. Muhtemel boşalmıştır yani. Boş yani babam boşaltmıştır belki de yani. Verişli gelirken. Ortak. Yani, bilemeyiz. Bilmiyor şimdi için onları. Bilemeyiz. Onları İçeri ancak... birinin girdiğinin ortaya çıkması demek evet. Bu kasanın kim tarafından içeriye girenlere söylendi sorusunu da getirecek. Çünkü evin önünde de bu araba sürekli gidip geldiğine göre. Şimdi benim aklımda bir sürü sorular var. Yani bir içeri girsin o sorular sadece her şey olabilir. Yani içinden Asım amcanın bir evin içinden çıkmayacağını garantisi yok. Ben çok samimi söyleyeyim yani. Ya da orada Asım amcanın başına bir iş getirilip oradan taşınmadığı o çuvallardan birinde onun bedeninin olmadığı Bilemiyoruz. Yani çuval tabii çuval ki. Ne çıkar ki o evden? O evde ne eşya burada var? Feluga Hanım'a ben şu şeyi sormak istiyorum. Biz bilmeyiz. Sen demiştin ya bana Antalya'ya geldiğinde. Difrizde yani, et falan dolu demiştin değil mi? Anlamadım. Difrizde diyordun et falan dolu demiştin. Baban bir şeyler... Hayır, kurban etiydi getirmişti. Kurban etiydi, domates yedi, biber yedi, bahçadan toplanmıştı. Dolu yani. 2-3 tane de kalabak etti. Elektrikleri açık şu anda evin. Yani difriz çalışıyor. Geliyor, gerisini bilmiyor. Derin dondurucu çalışıyor. Et sat var orada. Tamam. Etleri yükleyip götürmediler herhalde dipfrizdeki. Oradadır yani. İyi dipfrizde de o zaman Gökhan Makabey. Yani dipfrizdeki etleri herhalde çuvala koyup götürmediler. Gidelim de Kepez'de piknik yapalım diye. O kasa hakkında
bilgisi olmaması gereken kişilerden biri veya birileri bir de kalkıp bir konuşma yapıyor. Bu akşam o kasayı patlatacağız. Yani bu ne demektir? Bir kasa olduğu, kasanın bulunduğu adres hakkında her türlü bilgi sahibi oldukları ve de kasanın patlatılmaya yarayacak derecede içinin de dolu olduğu. Şimdi tabii bu direkt Asım amcayla mı ilgili bilmiyoruz ama hani bu konuştuğumuz kişilere yakın bir kadının bir başka hanım arkadaşına yani 80 yaşında bir amca var. Hani kasasını çok yakında patlatacağız dediğinden yola çıkarak da biz buna geliyoruz. Evet. Asım amca ve kasa olunca da yine 82 yaşında da olunca akla gelen ilk isim tabii ki Asım amca oldu. Yani bütün şimdi bunları kasa orada, yetkililer kasa değerlendirecektir. Orada ama yani kasanın orada olduğu nasıl bilinebilir? Kim söyler? En yakın, birincil derecede yakınında olan kişiler bilir. Çocukları bilir. Yok biz bilmiyoruz. Eşi bilir. Onlar bilmiyorlar. İşte tamam kim bilir ben gidiyor. Onunla birlikte yaşayan eşi bilir. Hani kasa, bir de kendi bilir. Çocukları falan bilmiyor. Kasa olduğunu biliyoruz. Hayır, zaten şöyle. Çocuk yok yani, ortada. Çocuklar yurt dışında yaşıyor. Yani bir uzak yerde yaşıyor. Geriye kim kalıyor? Gitmez. Birlikte yaşadığı Feride Hanım kalıyor. Ben kasanı görmedim. Bilmiyorum. Siz kasa olduğunu bilmiyor musunuz o odada? Kas olduğunun evlatları da bilir. Yalan her şey. Şu an bilirler. Tamam. Yani benim sorum siz onlar zaten ben uzaktalar. Ben kasanı görmedim. Ama o odada kasa olduğunu biliyorsunuz. Kendisi dedi ki biriyle konuşurdu. Dedi ki kasam var. Tanıdığı biriyle. Dedi ki birazdan geleceğim. Böyle adamla. Kasanın büyüklüğüyle kadar. Bir dakika, bir dakika. Ne zaman birine dedi kasa var? Yazın konuşurdu. Dedi ki şeydi. Adam bunu tanıyır. Ha. Ha dedi ki şeydi, bana para lazım değil mi 1000 lira? O da dedi ki getiririm kasadan, alım getiririm sana para. Tanımıram kimiydi. Yazın söyledi bunu. Şarkı Karaağaç'ta mıydınız o sırada? Bahçedeydik. Yani sen şunu mu demeye çalışıyorsun? Bir tek ben değil başkalarına da söylüyordu. Kiracılara da söylüyordu. Hani kiracısı? Yolda çalışan adamlar 12 kişi bir evde kalırdılar. Hele bir defa o adam dedi ki, bir yaşlı adam, dedi ki amca her şeyini onun bunun yanında konuşma. Herkese Gökhan, konuşur. Gökhan o asansör ya, kapalı ya, mı? Bir şeyler uyduruyor. Kapalı. Hiç çalışmıyor muymuş yani? Asansör kapalı. Çalışmıyor muymuş hiç? Kapalı. Elektrikler kapalı. Hayır, elektrikleri kapalı. Yan taraftaki bir berber bu apartmanın anahtarına da sahip. O açtı şu anda. Yani o anahtar... anahtar şu anda görmüş olduğunuz bu anahtardan bir tanesi de Asım Bey'de var. Anahtarın bir diğer sahibi de Mevlüt Bey. Yan taraftaki berber salonunun sahibi. Onun vasıtasıyla girdik biz de buraya. Görmüş olduğunuz gibi bütün şalterler kapalı. Az önce bahsediyordunuz yukarıda buzdolabı çalışıyor mu? Maalesef çalışmıyor olsa gerek çünkü beyefendi bütün elektrikleri kapatmış vaziyette. Hayır. Yani evin hiçbir şekilde elektriği yok. Yok. Aynen yok. Görmüş olduğunuz gibi de asansör de kapalı ya, aynı zamanda. Burası Asım Bey'in kendisi için yaptırmış olduğu asansör. Ne zaman kapattınız? Ne zaman kapatmıştınız? Elektrikleri mi? Evet. Asım amca kendi kapatmış gitti. En sonunda böyle elektrikten yani faturaya bakmak için gelenler baktı. Tekrar yeniden yine kapandı yani. Anladım. Ama Asım Bey'in gitmesiyle beraber aynen gitmiş. Kapatılmış. Ama Gökhan içeriye kurbanlık etleri koymuşlar dipfrize. Niye kapatsın ki adam elektriğini? Hayır var orada. Et var, fasulye var, domates var. Dipfrize yani buzdolabına şey koymuşlar, buzdolabı et falan diyor, koymuşlar. Derin dondurucu i̇şte içeride. İşte ben şimdi hani öyle söylüyorum. Ha. Beyefendinin anlattığına göre de elektrikler kesik. Yani biz de açıkçası burada ilerlemek için şu anda kameranın ışığını kullanıyoruz. Çünkü ne asansör düğmeleri ne çevrede herhangi bir ışık yaratan bir şey var. Ama Asım amca kapattı diyor ya görevli beyefendi arkadaş. Asım amca dipfrize evet et koyup da evet, yani elektrikleri kapamaz yani. Bu da bir çelişki. Evet. Evet. İstiyorsanız anladım, yukarıya doğru dairenin olduğu yere birazdan polis ekiplerinin gelip araştırma yapacağı daireyi. Elektriği. Beyefendi evet, siz Asım Bey'in kapattığını gördünüz mü elektriği? Elektriği mi? Elektriğini kapattığını ben görmedim ama tabii şöyle... genelde elektrik ekipleri ya sayaç okumaya gelenler geldiği zaman size söylüyorlardı. Ha gel geliyor, bakıyorlar faturayı bana veriyorlar. Anladım. Ha ondan sonra veya oraya koyuyorlar faturayı. Benim baktığımda elektrik kapalıydı yani açık değildi.
Bu bir yorum aslında. Bir daha da hiç açılmadı. Asmamcanın kapattığı bir yorum yani. Bir elektrik yok, kapalı. Tamam da yani dip frize et koyup adam elektriğini kapamaz. Yok. Bu, bir de Gökhan kapıda hiçbir zorlama yok. Aynen, şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz Müge Hanım. Biz de açıkçası orada bir kapıda bir çizik görmüştük. Onu sormuştuk arkadaşa. Bu da daha öncesinden var olan bir durum demişti. Şüpheli bir durum görünmüyordu. Burası boş olan daire. Burası Asım Bayram'ın oturduğu evin alt katı, birinci kat. Birinci daire. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada bir çocuk giysisi var. Bizim de dikkatimizi daha öncesinden çekmişti. Merdivenlerle çıkıp ikinci kata ulaştığımızda ise Asım Bey'in oturduğu dairenin dış kapısı karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir iki çizik var. Bir boya olduğunu daha sonra daha detaylı bakınca fark ettik ama kapıda herhangi bir zorlama anahtar girişinde kameraman arkadaşım Necat Yıldız da şu anda yakın plan ekranlara getiriyor. Herhangi bir zorlamanın izini biz çıplak gözle göremiyoruz açıkçası. Yani Gökhan Bey, aslında şunu anlıyoruz. Bu evden, apartmandan çuvallarla çıkan iki tane erkeğin yani bu daireye girmeden bir şey alıp da çıkması mümkün değil. Evet, öyle gözüküyor. Yani bir şey alıp, o çocuk kıyafeti kimi? O bilmiyorum, biz de aşağıda şimdi bakın, evi temizleyenler atmış. Anladım. Bu da Melda abinin bilgisi dahilinde girip çıkanın olup olmadığını bilmek için ben yapıştırdım o kağıdı. Melda abim biliyor. Ne zaman yapıştırdınız bu kağıdı? Müge Hanım, hemen şunu eklemek istiyorum. Kapının alt noktasında bir gazete kağıdı iliştirilmiş iki taraftan. Yani bu kapı açıldığı anda kapının güzel, açıldığı fark edilecek. Akıllıca. Akıllıca. Ama yani, bütün bunlar, eğer şunu çok belirtelim. Dikkatli bakmasanız. Ama şunu belirtelim. Evet, bütün bunlar Mevlüt Bey'e Asım amcanın kaybolduğu gün o eve iki erkek girdi denildikten sonra yapılan şeyler. Bu gazete kağıdı da, kamera aynen taktırılması da, değil mi? Aynen. Bir daha da gelinmemiş zaten. Aynen. 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 Bir aradım. Böyle evet, böyle çok akıllıca olmuş adam. Bakalım Gökhan, merak ediyoruz yani. Aparta girdik. Apartta zaten çok küçük bir daire. Apartı Perluga Hanım açtı ve her köşesini gösterdi. Siz eve girdiğinizde, aparta girdiğinizde birisinin bir şey aradığına falan dair bize rastlamadınız. Hayır, hiç. Evet, tertipli, düzenli hayır duruyordu. Hayır. Ama bu evin içinde ne var? Yani bakar mısınız, hani düzenek bile kurmuş alt, yani aslında ben şimdi bir şeyi, ben bunun içini merak ediyorum derken boşuna merak etmiyorum yani. Şimdi bir tane kamera taktırılmış. Altta da bir tane gazete kağıdı konulmuş. Tekrar insanlar eve girip çıkıyor mu diye. Size haber bunlar, geldikten sonra da girip çıkmamışlar işte. Ama bunları ben ayın 15'inde söyledim yani. Şey olduktan sonra yani. Hani en azından kamera takılmadan dedim git oraya bir şey yapıştır. En azından bil yani, birini açıp kalkmadığını bilelim yani. Yani. Bir şey olursa haber verirsin dedim yani. Biz giremeyince en azından ondan sonra girdiklerini fark edelim diye. Başkasının girdiğini fark edelim diye. Evet, yani bütün bunlar evden iki kişi çıktıktan sonra yapılan düzenekler, işte takılan kameralar falan. Şimdi içeride kasa var mı yok mu? Varsa kasa açıldı mı kapandı mı? Yani direkt mi alındı götürüldü? Evde böyle götürülecek başka bir şey var mı, böyle değerli bir şey Perluga Hanım? Yok. Yorgan düşeydi. Yani böyle televizyon, televizyon bir şey. Televizyon var. Ha? Var televizyon. Bir tane televizyon mu var? Evet. Eski mi, yeni televizyonlardan mı? Bir tane televizyon vardı ya, odada. Burada da ha, bir eski var, bir orada yeni. Orada da var. Yani orada da böyle LED ekran, ince ekran televizyon. Yok, kalın yanları. Eski. İnce ekran. Ne aldılar ben bu evden bilmiyorum ki. Şey mi getirdiniz, Antalya'ya getirdiniz orada? İnce ekran vardı orada. Hayır, inceni buradan Antalya'dan aldı o küçüğü. Orada da vardı diyor da. Var gibi, yani eskiden öyle ince gibi değil yani. İnceleri yukarı taktı kiracılara. Ha, inceleri kiracılara taktı, kendisine takmadı. Enledi. Evet, dur bakalım. Belli. Neye bakıyor bakalım Gökhan? Şeyleridir. Gökhan, orası ne? Hemen ikinci ve üçüncü katın arasında bir geçiş noktası gördüm. Oradan içeri doğru bir bakmaya çalışıyorum. İçeri süzüm. Burası asansörün en üst noktası anladığım kadarıyla.
dış yüzeyde bir asansör var. Burada beyaz eşyalar görüyorum. Gökhan sen şu oralardan düşme de. Gel sen canım, gel sen böyle. Gel gel, düşme oralardan. Tamam. Gel sen şimdi içeriye. Hiç gerek yok. Zaten emniyet yetkilileri bakacaklar. Bir de emniyet yetkilileri gelince şu asansörün bir altına da bakıverin. Kapalı olan asansörün, asansör boşluğuna. Tamam. Hadi geç, geç. Peki Müge Hanım. Yani onu da gördük. Artık her şeyi göre göre. Bir süre sonra. Yani ne yazık ki görmediğimiz şey de kalmadı. Çıkan, asansör boşluğuna da gördük. O cesetler gördük, evet. Ya imam kocası öğretmen eşini öldürmüştü.